anneciğim. Ne oldu? Niye döndünüz? Anlatıp da keyfimizi kaçırmayalım şimdi. Ne oldu ki? Afiyet olsun. Nereye Ali Rıza Bey? Masaya buyurun. Ben bakayım şunlara. Otur, sonra bakarsın. Kızlar anında toz oldular. Ne var ki? Neydi o kepazelik? Size söylüyorum. Nasıl yaparsınız bunu? Ne işiniz vardı o masada? İçki içmeler, o adamla sarmaş dolaş haller. Bu ne samimiyet? Bu ne pervasızlık? Yahu... Ne oldu size? Hiç yalnız bırakamayacak mıyız biz sizi? Yazıklar olsun. Gale devri çocuklarıyız diye şarkı söylüyorlar bir de. Siz benim çocuklarımsınız. Bu ailenin çocuklarısınız. Duydunuz mu beni? Siz benim çocuklarımsınız. Bunu aklınızdan hiç çıkarmayın. Anlaşıldı mı? Soracağım bunun hesabını sizden. Adaya gitmişlerdi hafta sonu için. Herhalde bir aksilik oldu. Canları sıkılmış belli. Adamcağızın el ayağı titriyordu. Gerçi Ali Rıza Bey sağ olsun hep böyledir. Bir şey kızınca oho. Ali Rıza Bey gider. Başka bir Ali Rıza Bey gelir. Eser gürler. Ortalığı kasıp kavurur. Peki. Birer kahve içer miyiz? Hiç zahmet etme. Biz kalkalım. Siz de onlarla ilgilenin. Hadi Yaman. Aa, nereye daha erken? Gidelim. Her şey çok güzeldi. Teşekkürler. Yine geliriz. Şevket de biraz dinlensin. Değil mi? Şevketciğim gidiyorlar. Otursaydınız. Hiç rahatsız olma sen. Olur mu öyle şey? Ha. Şevket nasıl böyle bir şeye izin verir? Kardeşlerine nasıl sahip çıkmaz? Şşt! Yavaş! Tekrar bekleriz gerçekten. Gidiyorlar. Gitsinler. Gitsinler de konuşayım şununla. Ay gözünü seveyim. Akşam akşam bir tatsızlık çıkmasın ne olur. Görüşürüz. Teşekkürler. Havalar düzelsin bahçede mangal yaparız. Olur canım. Hoşça kalın. Güle güle. Kızlara selam. Aman su içirin onlara. Babalarını görünce ödleri koptu. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Şevket. Efendim babacığım. Gel. Bunun için mi gönderdin bizi evden? Teessüf ederim. Babacığım, önceden planladığımız bir şey değildi. Oğuz denen adamı evimde görmek istemediğimi söylemiştim. Artık sözüme hiç mi itibar edilmiyor bu evde? Yazıklar olsun. Kızım dur. Bu eve hiç misafir çağıramayacak mıyız biz? Ben oğlumla konuşuyorum. Ben de sizinle konuşuyorum. Biz de bu evde yaşıyoruz. Maddi manevi her türlü yüke katlanıyoruz. Siz de bizim misafirlerimize katlanıverin bir zahmet. Ben oğlumla konuşuyorum Ferhunde Hanım.
Senden kardeşlerine göz kulak olmanı beklerdim. Onları içki içirip dağıtmalarını seyretmeni değil. Bu evde yaşıyorsanız Şevket, bu evin kurallarına göre hareket edeceksiniz. Hem ben daha ölmedim. Özür dilerim baba. Dur ablacığım dur. Kapıyı kapat. Seni yine alacağım kucağıma. İstersen yürü ha güzelim. Hoppa. Fikret. Aa, anne niye döndünüz? Sorma başımıza geleni. Ne oldu? Sofra duruyor. Bunlar nerede? Babana Şşş. Cevap veremiyorsun. Dut yemiş bülbül gibi kalıyorsun karşısında. Ya Şevket? Bir kere konuş. Bir kere beni savun. Yok. Sen bu ailenin reisisin. Benim kocamsın. Ezik olma bu kadar. Sesin çıksın. Yeter ya. Lütfen. Başım ağrıyor. Sabah konuşalım mı? Çatlatırsın sen adamı. Vah vah vah. Ne oldu anne? Anlatsana. Bu kadın çocuğu mahvedecek Fikret. Bak şimdiden başladılar hırlaşmaya. Babasıyla arasını da bozdu. Ay ne çilem varmış yarabbi. Böyle olacağı başından belliydi. Babamda da kabahat var. Sizi dinlemeyecekti. Engel olacaktı bu evliliğe. Gel gel de yukarıda konuşalım. Uyuyakaldı çocuk yavrum hadi gel.